Yani şöyle gösterelim evet. Kök şeyini. Bu birinci bıçak. Evet, birinci bıçak dediğimiz. Yani üçüncü bıçak kök sistemi gibi bir kök sistemi gelişmiş. Aynen. Evet. Burada üzümleri de görüyoruz. Bu sene iklim olarak kötü bir yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'mızda da çok iyi gitmiyor. Gitmiyor maalesef. Yani 15 Ağustos 2020 Manisa Paşaköy'deyiz. Yanımızda Rekorlu Gelişim müşterimiz Cengiz Topel, evet. Manisa Merkez Bayimiz Hakan Çetin. Burada birinci bıçaktaki bağımızda bugün kök gövde genişlikleri, yıla dayalı verim bunları konuşacağız. Neler oldu? Rekor gelişimi bu bağınızda kullandınız, farklı diğer bağlarınızda da kullandınız. Neler gözlemlediniz? Buradan başlayalım, devam edelim. Burası birinci bıçakta olan bir bağ. Birinci bıçak. Hakan arkadaşımız satıyor Rekor Gelişimi. Evet, Hakan Bey'den. Onun tavsiyesiyle aldık. Bu bağımızda denedik. Bu bağda denedik. Evet. Bu bağda bunun çeşidi nedir? Öncelikle bu bağımızın. 41B bu. 41B. Bir de Paşaköy'de buranın Selvili Mezar. Selvili Mezar. Evet. Buradaki üreticiler bilir, evet, Manisalılar bilir. Ne zaman uyguladık? İlk bu uygulamayı ne zaman yaptık? Rekor gelişim uygulamasını. Bunu ne zaman yaptık? Ocak ayında. 2020 Ocak ayında, evet, yaptık. Birinci bıçaktaki bağımızdayız. Neler oldu? Bu sene bağlarımız uyandı. Neler gözledik? Gelişiminden vallahi bahsedin. Kullanmadığımız bağda da ilk etapta gelişim aynı gibiydi ama burada üzüm tutumundan sonra biraz farklılık gösterdi. Yani bağ yüke geldikten sonra, evet, biliyorsunuz. Üzüm tutumunda biraz daha farklı oldu burası. Tutumu farklı oldu. Evet, peki, kök gelişimi, şu gövde kalınlıkları falan. Yani şöyle gösterelim, evet, kök şeyini. Bu birinci bıçak. Evet, birinci bıçak dediğimiz. Yani üçüncü bıçak kök sistemi gibi bir kök sistemi gelişmiş. Aynen. Evet. Burada üzümleri de görüyoruz. Bu sene iklim olarak kötü bir yıl tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'mızda da çok iyi gitmiyor. Gitmiyor maalesef. Yani üzümde silkme konusu çok büyük sıkıntı. Çok. Hastalıklar konusu. Artı bir de bu bağınızın şöyle bir özelliği var. Burası toprak altı. Toprak altı. Damlama sistemi, evet, mevcut burada. Sulama ile ilgili su tasarrufundan şey sağladı mı size burada? Sağladı. Yani toprağınızın yapısında nasıl bir değişim oldu? Biz 10-12 saatte burası suyunu alıyor. 12 saatte anlamadım. Su alıyor. Evet. Rekor gelişimden kaynaklı buradaki su isteği azaldı mı? Yani, bu sene mesela kurak bir yıl olmasına rağmen çok aşırı olmadı su isteği. Mesela kaç kere suladınız? En son suyu ne zaman verdik bu bağa? En son suyu 10 gün önce verdik. 10 gün önce verdiniz. Evet. Toplamda kaç kere sulandı bu sezon? Bir sayı var mı? Verebilir misiniz? 6 kez. 6 kez suladınız. Evet. O da kısa. Evet. Kısa zaman şeyi kısa. 8-10 evet, saat. Başlarda biraz daha. İklimde sıcak giriyor ciddi anlamda. Evet. Hakan bunun haricindeki diğer bağlarınızda da kullandınız. Bu yıl kullanmadım. Bu yıl tek burada kullandım. Geçen sene kullanmıştınız orada. Bir önceki sene o büyük bağda kullanmıştık. Büyük bağda kullandınız. Evet. Hakan Bey, siz neler söylemek istersiniz? Teknik anlamda bu bağın tutumu, gelişimi, yani üzümlerden bahsedelim. Birisini getirsek desek ki bu bağ kaç yaşında, muhtemelen 3. bıçak der. Yani öyle bir kök kalınlığına sahip oldu. Şöyle duralım. Cengiz Bey, siz Manisalısınız. Manisalıyım. Burası Paşaköy. Paşaköy. İnsanlar sorabilir size. Evet. Bugün 15 Ağustos 2020. Evet. Buraya bir dipnot düşelim ki dediği gibi insanlar farklı algılamasın. Devam edelim Hakan Bey. Yani 3. bıçak kesim gibi bir kök gövdesi oluşturmuş. Bu yıl zaten malum silkmeden dolayı sıkıntılar yaşandı. Burada o silkmenin de olmadığını gördük. Burada görüyor musunuz? Mesela şurayı da gösterelim. Güzel. Devam edin. Şu üzümleri de gösterelim. Çok fazla bir silkme hareketi görülmüyor. Çok fazla bir silkme şeyi yok. Sıkıntısı yok. Yine 500 kilogram civarlarında bir üzüm gözüküyor. Birinci bıçak olmasına rağmen iyi bir verim. Bağın yeşilliği, sürgün olayı, uçları kesildi zaten. Güç yine devam ediyor. Hemen yan kollar atmaya başlamış. Onlar devam ediyor sürgün olarak. Bir de gübreleme anlamında bu sene burada çok bir besleme de yapılmamış. Yok. Doğru mu? Gübre toprak altı hiç kullanmadık. Yani normalde toprak altı da kullanılması gerekiyordu bir miktar, evet, herhalde. Onu hiç kullanmadık. Onu da olarak ekleyelim. Yani devam edelim. Kullanılmaması durumunda bile işte kök gövde kalınlıklarını görebiliyoruz yani. Mesela bunun yarısı kadar olması gerekiyor aslında birinci bıçakta. Ama şu anda 3 yaşında 3. bıçak gibi bir gövde kalınlığı malum. Cengiz Bey, burada verim anlamında bu verim iyi midir sizde? 500 kilo verim. Vallahi Hakan daha bu işin uzmanı. Ya tabii Hakan Bey. Birinci bıçakta 500 kilogram ideal bir ürün. Yıla göre, bir de yıla göre değerlendirirseniz. Bu gelecek seneye zaten yine şurada oluşan çubuklarımız mesela hepsi şu anda Ağustos'un 15'i olmasına rağmen, gösterelim şöyle. Şöyle pişmiş. Herhangi bir hastalık durumu, çelik marazı olayı, hiçbir şey gözükmüyor. Gayet tertemiz. Hı hı. Evet. Yeşillik şöyle bir baktığınız zaman zaten şöyle gösterelim. Mükemmel duruyor. Yani buralarda da aynı şekilde görünüyor. Şöyle gösterelim şuradan üzümü. Yani birinci bıçaktaki üzüm. En azından şu gövdeleri de gösterelim. Şu gövdeyi. Şimdi az önce şey yaptık, buradan kestik, sıkmış. Şöyle görülüyor. Bağın gelişimi gayet güzel. Şurada da böyle. Şöyle şuradan da gösterelim. Şu şekilde gövdeyi. Yani birinci bıçakta. Yani birinci bıçakta ideal kök. Şöyle bir çeker misin şuradaki yani üzümü de? Şöyle alttan çekelim. Şuraya. Şuraları gösterelim. Yani 500 kilo dediğimiz ürünü en azından bu şekilde görüyoruz. Gösterelim şöyle ileri doğru Hakan Bey. Biraz daha. Yani şu gövdeleri göstere göstere gelelim. Bu şekilde görülüyor ekranda. Şöyle üzüm. Şu gövdeyi de gösterelim. Yani bizim burada dikkatimizi ilk çeken zaten gövde kalınlığı. Yani aslanın, ağacın çok iyi bir şekilde şu anda çalışıyor olması. Çalışmasına devam etmesi. Üzümünde herhangi bir salma yok. Yeşil aksamda herhangi bir salma yok. Evet. Ağustos'un şöyle gelelim. 15'i olmasına rağmen çubuklarımız gayet pişmiş. Yani her şey mükemmel gözüküyor. Cengiz Bey, tavsiye eder misiniz rekor gelişimi? Bağcılara, Manisa, Türkiye'deki bağcılarımız sizi izleyecekler. Tabii bizim gönül rahatlığıyla. Özellikle bu bölgede tavsiye ederim. Bu bölgede. Şimdi toprakla ilgili, toprak sorunlarıyla alakalı bölgede birçok yerde filoksera, evet, toprak kaynaklı kök çürümesi vesaire gibi durumlar oluşabiliyor. Rekor gelişim toprağın fiziki yapısını, evet, organik maddesini, canlılığını çok hızlı şekilde arttırıyor ve bitkinin maksimum seviyede çalışabilir, evet, durumda olacağı bir toprak yapısı oluşturuyor. Biz teşekkür ederiz. Buradan artı bir de şunu önermek istiyorum. Gelecek yıl için Rekor Gübre AŞ'nin rekor gübre yaprak gübremiz var. Bunu sezon başında yapraklar ilk açmaya başladı, uyanmaya başladı dönemden tutuma kadar öneriyoruz. Hasat sonrasında, bakımında da bir uygulama öneriyoruz üreticilere. Var mı Hakan Bey ekleyeceğiniz buradan? Yani ekleyeceğimiz bir şey yok. Bir de son şey şunu söyleyeyim ben. Burada Cengiz arkadaşımız toprak tahlili yaptırmıştı. 30 evet, santim altında aşırı sert bir tabaka var yani. Sert bir tabaka var. Yani onun olmasına rağmen biz rekor gelişimle onu çözdüğümüze inanıyorum ki, hı-hı, işte kök gövdesi, gövde kalınlıkları bu seviyelere geldi. Hı-hı. Her şey güzel. Biz teşekkür ederiz Cengiz Bey. Ben teşekkür ederim. Bağınızı bize gezdirdiniz. İnşallah buradan üreticiler izleyecek. Evet.